yapın o projeyi. Biz amatör olduğunu da profesyonel bir elin değdiği... Cumhuriyet'in 100. yılında Kocaeli Sivil Toplum Kuruluşları bir araya geldi. Programda sivil toplum kuruluşları projeleri ve sivil toplum kuruluşlarının sorunlarına dair konular görüşüldü. Biz inşaatımız içinde yardım talebinde. Şimdi proje yazma konusunda gerçekten zayıf kalıyoruz. Çünkü çocuklarımızla olan uğraşıdan proje yazma birazcık daha bana profesyonel bir işmiş gibi geliyor. Zayıf kalıyoruz. Bu konuda desteklerini biraz pozitif ayrımcılık talep ediyorum ben. Dışarıya para olarak maddi yardım yaptığımız sadece proje destekleri var. Orada da böyle inşaattır, imardır, çok o işlere girebilecek ne bütçemiz var ne imkanımız var. O işler çok ağır işler bize göre. Dernek üyeliği tek taraflı bir iradedir. Derneğe başvurursun üye olmak için. Dernek kabul ederse üye olursun. Üyelikten çıkmak istiyorsan bir tek dilekçe yeterlidir. Şimdi biz o üyelik alanını, E-Devlet'ten üyelik istifası alanını bir dilekçe olarak gördük. Şifresiyle giriyor vatandaş, oradan ben bu dernekten ayrılmak istiyorum diyor, ayrılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bizim fuar alanı dediğimiz İzmit merkezde uzun yıllardır kullandığımız bir yerimiz vardı malumunuz. Sivil toplum merkezi diye adlandırıyoruz. İçerisinde konferans salonları, sınıflar, ikramların olduğu nezih bir ortamımız vardı. Buna yakın zamanda bir 2-3 ay önce tam İzmit'in çarşı merkezinde Fevzi Camii dediğimiz camimizin yakınında bir yeni bir binamız daha oldu. Yine onda da aynı konseptimiz var. Hem daire başkanlığı personellerimiz, ilgililer oradalar, müdürlerimiz oradalar, bizler de oradayız. Gerek online gerek telefonla derneklerimiz buradan başvuruda bulundukları takdirde kendilerinden herhangi bir ücret tahsil edilmeksizin, hiçbir şekilde ücret alınmaksızın, ikramlar da dahil olmak üzere gerekli hizmeti sunuyoruz. İstedikleri şekilde belli saat aralıklarında randevu almak kaydıyla yararlanabiliyorlar.